Çok özür dilerim. Biraz önce resim video çekiyorum zannettim. Madenciler Birliği kanalında arkadaşlar bugün biraz mineraloji bilgisi edineceğiz. Önce bir üst bilgi olaraktan anlatacağım buraya hazırlamış olduğum bütün mineralleri. Önceki gibi müzelik mineraller değil. Bunlar tabiatta görülecek mineraller bu şekilde bulunur. Yani bunları biz şöyle günlerdir böyle bir video hazırlamayı amaç edinmiştim. Yani bugün de bu amacım hasıl oldu. Çünkü bunları hazırladım. Maraş Elbistan'daki bir okula hazırlanmış haliyle göndereceğim. Orada maden bölümündeki öğrencilerimiz de incelesin, baksın, öğrensin. Öğrenmek bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Hiçbir şekilde bilgiyi saklamanın bir anlamı yok. Şimdi ben bunları şöyle kısa kısa anlatacağım. Daha sonrasında da daha detaylı bir şekilde anlatıma gireceğiz. En başta şu en beyazdan başlayalım. Bu kalsittir arkadaşlar. Bu bildiğimiz kalsittir. Bakın yani şey yaptığımızda bembeyaz oluşur. Yani yukarı tarafta altere yapı vardır. Yani demirin yapmış olduğu o kırmızılık oradan gelir. Buraya baktığımızda bu mangan dioksittir. Bakın böyle elde ufalanır, şey yapar. Bunu daha detaylı açıklayacağım sizlere. Bunlar daha keza öyle. Şu elimdeki de mangan dioksittir. Gördüğünüz gibi. Şu mangan tetraoksittir. Bu daha yoğun. Yani bir oksijen kaynağı barındırır. İçinde yoğun kalsiyum ve diğer şeyler olduğu için mangan oranı çok düşüktür. Yani yoğun kalsiyum ve kireç taşı olduğu için kalsiyum karbonat ekonomik olarak kullanılmaya pek uygun değildir. Yani şu bu analizine binaen bunu söylüyorum. Bunlar ofiyolit üst kayaçlardır. Ofiyolit üst kayaçlar. Bakın arka tarafı da kireç taşı halini almıştır. Benzer ofiyolit üst kayaç bir tane daha vardır bu şekilde. Bakın. Detaylı açıklamasını yapacağım. Bu da aynı keza öyle ofiyolit üst kayacı olarak da bildiğimiz yapıdır. Bu grafittir. Yani kömürün bir türevi olarak düşünün ama kömür değil. Grafit karbon yapısında olan bir madde. Bakın. Bu da aynı şekilde grafit. Grafit. Bu da hakeza aynı şekilde grafit madendir. Bunlar bakır oksit. Yani bakır mineralini yoğun içeren bakır sülfür yani çok polimetal bir bakır bunlar. İçinde hani kalsiyum, silisyum, demir, bazı yerlerde sülfat oluşan bakırlar. Detaylandıracağım. Bunlar da aynı şekilde bakır. Bu da bakır minerali. Bakın. Bu bakır değil mi? Bu da bakır. Fakat bunda çok daha yoğun bir kuvarsitleşme vardır. Çok daha yoğun silis özelliği vardır. Bakır da içinde peyderpey gözüküyor. Ama buna biz kuvarsit dersek daha doğru olur. Ha, ne kuvars olarak ne de bakır olarak ikisi de kaydeder diye. Elbette kuvars daha çok yoğunluktadır ama yani şey silisyum oranı daha çok yoğunluktadır ama bakır değil. Bakın bu herkesin merak ettiği işte çinkodur. Yani maden ocağının kendi içinden çıkan çinkodur. Oksitli çinko diye tabir ettiğimiz çinkodur. Detaylandıracağım arkadaşlar. Bunlar da aynen çinkonun bulunduğu üst katmanlarda bulunan yapılardır. Ağırlık olarak da hafif. Şu da yani üst katmanlarda. Yani böyle çok böyle aman aman bir çinko falan değil bunlar. Çok cüzi olan çinko bulunur. Bu da hakeza öyle. Bu da yani çinkodur ya bu. Bunlar da aynı şekilde
çinko maden üst katmanlarında bulunanlardır. Bakın bu toprakta çinko madenlerin yoğun olduğu yerlerde bulunan topraktır. Böyle mangan ve demir bunun rengini bu şekilde sokar. Buradaki şistleşmiş kayaçtır. Yani silisyum ve kalsiyum varlıktan yoğunluğu var olan bir kayaçtır. Bunlar detaylandıracağım. Nereden geldiğine kadar söyleyeceğim hepsini. Bu da aynı şekilde. Daha doğrusu nereden temin ettiğime kadar. Bunlar galendir. Bakın. Galen böyle bir parlaklık verir. Yani kurşun madenidir bunlar. Yoğun bir kurşun özelliği vardır. Yani galen dediğimiz maden mineral daha doğrusu böyle. Yani kurşun madeni ve galen minerali böyledir. Bakın. Bu şekilde. Buna arkadaşlar bu da galenin bir türüdür. Aslında burada gümüş desek daha yerinde olur. Çünkü gümüş yoğunluğu çok yüksek bir şey. Yani bakın şöyle netleştireyim. Birazdan daha detaylı açıklama yapacağım. Yani kesikleşme özellikleri falan anlatacağım. Evet. Gümüş yoğunluğu olan gümüş ve kurşun karışımı. Bu da arkadaşlar işte krom. Yoğun krom bu. Yani yoğun bir şekilde kromdur. Bunlar da daha düşük kromdur. Yani kireç taşları falan beraber bir arada oluşmuş. Kireç taşları, kuvars taşları da beraber oluşum sağlamış. Kromdur. Aynı şekilde bu da öyle. Şimdi arkadaşlar videomuzu seyrettiyseniz daha detaylı bilgileri bir sonraki videoda takip edin. Bakın. Eğer madencilik yapıyorsak bu şekilde mineral bilgisine sahip olarak yapmamız elzemdir.